Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün rehber videomuzun komutanı saruman. Saruman nasıl olmalı? Hangi yeteneklere vermeliyim? Nasıl bir ordu düzeni yapmalıyım diyorsanız doğru videodasınız. Ondan öncesinde arkadaşlar saruman videosuna geçmeden önce yeni güncelleme hakkında bazı bilgiler vereceğim. Bu güncelleme hakkında ayrı bir video yapmaya gerek yok çünkü henüz hiçbir şey bilinmiyor. Hani buradaki bazı tarafsız bilimler kaldırılacak koruyucu mesela elflerin karargahından çıkabilecek. Ya da e, kimdi? Bu cücelerin karargahlarından çıkabilecek. Kötü avcılar Darduhan'ın hani ordu karargahlarından çıkabilecek artık. Diğerleri de çıkacak mı bilmiyorum ama bazı tarafsız birimler kaldırılacak. Hemen size e, iki 2-3 tane fotoğraftan göstereyim. Bakın arkadaşlar burası Ruhan karargahı zaten birimlerden anlamışsınızdır. E, ama büyük ihtimal Darduhan olmayan çıkartamayacak gibi. Yani öyle gözüküyor çünkü level 4 diyor. Eğer rohan olmayan da çıkartabilecekse e, mükemmel birimler var yani. Özellikle bu kötü avcılar mükemmel birim. Burada gördüğünüz gibi artık birimleri çağırma şekli, birimleri yükseltme şekli de değişti. Buraya baktığımızda bu da elf karargahı. E, böyle hani sırayla açıyorsun ve burada baktığınızda koruyucular var. Yani gilgalatını Yüksek seviyeye çıkartan insanlar yaşadı. Çünkü koruyucu kilgalar için nimet yani bir verilmez bir nimet. E burada da baktığınızda e, koruyucular da elf karargahına geliyor. Şimdi şöyle bir şey var. E, sadece elfler mi çıkartabilecek koruyucu ya da ya da ruhan olup da elf birimlerini açıyorsunuz işte elf karargahını da açıyorsun. Bu koruyucuları çıkartabilecek miyiz? Hani e, bunlar tabii ki önümüzdeki güncellemelerde belli olacak. Size sadece önden ipucu vermek istedim. Hani bunun için ayrı bir video yapmaya gerek yok. Ee, önümüzdeki güncellemede maksimum 2 hafta içinde belli olur. Haberiniz olsun. Yani 10 gün 14 gün arasında bir bekleme şeyi var. 10-14 gün arasında her şey belli olacaktır. Merak etmeyin. Şöyle arkadaşlar cüceleri de göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi cücelerde de Edelgögcüler mevcut. Hani ben de zaten bu geçen Doğum günümdü hani çok şey yapamadım meşguldüm ben yani çok müsait olamadım ee, öyle işte hani çok da bahane etme gerek yok hani müsait olamadım doğum günden dolayı çekemedim ama tabii ki de böyle bir değişiklik gelmesi çok iyi oyunlar denk katmış yani farklı birimlerin olması falan güzel hani gidip de mesela ağaçları koymazlar herhalde buraya entleri entleri koymazlar diye düşünüyorum bütün tarafsız birimleri kaldırılacağını düşünmüyorum ben. Mesela mumakları gidip de karargahtan çıkartmazlar herhalde böyle yerlerden. Yani tarafsız birim olarak kalırlar. Evet arkadaşlar, karşımızda sarıman videosu var. Neden sarılman videosu? Çünkü Sarılma'na mükemmel itemler verilmiş. Hani yani bir normal bir oyuncunun yapamayacağı bir itemler verilmiş. Hani ben de bunun videosunu sizlere çekmek istedim. Çünkü daha önce Sarılma videosu çekmiştim. Hani kimse tamam izlemiş ama yine kullanılmadığını gördüm. Arkadaşlar Sarılma'nı kesinlikle kullanın. Hani yatırım da yapılabilir. Yatırım yapmazsanız da mor itemlerle bile mükemmel oluyor. Şimdi bu videoyu izleyecekseniz eğer hani bu itemleri ben nasıl yapayım diyorsanız bundan önce yaptığım sarılma videosuna da bakabilirsiniz. Hani emin olun o sarılma videosundaki itemleri hepiniz kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Sadece ordu düzenine dikkat edin. Öncelikle arkadaşlar eline kara topuzu verdik. Kuvvet veriyor artı kız 8, artı 12 odaklanma ve orklara artı 3 buff veriyor haberiniz olsun. Buradaki önemli olan en güzel şey alt özelliği. Zaten 5 yıldız yapmış bana bir arkadaşımız. Hazırlık yani 7. turda tüm müttefiklerin hasarını %30 arttırıyorsun. 7, 8, 9 ve 10. turlarda 4 turda az bir tur değil. Zırh olaraksa pullu zırhı tercih ettik. Burada da gördüğünüz gibi kuvvet, odaklanma ve ordu savunması veriyor. Artı 15 ordu savunması çok çok güzel. Alt özelliği ise müttefik yakın dövüş birimleri alınan hasar %6 düşürtür. Kask olarak Gurum tercih etmiş. Kuvvet veriyor artı 33 ve ordu sanması veriyor artı 30. Ama yakın dövüşte de bunu unutmayın. Bunun alt özelliği de askerlerin metanetini tercih etmiş. Tabii ki de bunun yerine daha iyi bir alt özellik var. Hani neden bunu tercih etmiş bilmiyorum. Düşmanın yakın dövüş birimleri ilk 3 tur %30 daha az hasar veriyor. Bence bunu yapsa çok çok daha iyi olurdu. Ama bu arkadaş bunu tercih etmiş. Ee, kendi tercih ama bu kask da güzel hani kötü rahatlayacak bir kas değil. Zaten yapılması çok zor zor bir kask. Akses olaraksa Palantir'i tercih etmiş ve kuvvet, odaklanma orada sarı var. Alt özelliği de müttefik yakın dövüş birimleri oluşturan hasarı %10 düşürmeyi tercih etmiş. Yani kovalama olsa dahi iyi olurdu çünkü oyunda çok Gilgalat kullananlar var. Özellikle bizim sezonda yani Mori temli olup 5 bile yapması adamlar Gilgalat'ı kullanıyor. Şimdi geçelim yeteneklerine. Saruman videosunda anlatmıştım. Kendisi çok çok güçlü ve bu arkadaş da saygısını bayağı arttırmış. Ve neredeyse işe yarayan bütün yeteneklere vermiş. Ve burada baktığımızda şarke yeteneği var. Orklar, Urukay ve kötü insanların hasar oluşturmasını %30 arttırıyorsunuz. Kara topuzdan da bir hasar arttırma vardı. Yani mükemmel bir hasar artış olacak. Yani bu komutanın 7. turdan sonra vereceği hasar inanılmaz olacak. E burada da baktığınızda tam seviye getirdiğinizde artı 15 odaklanma kazanıyor. Bunu iyilerdeki Ak Gandalf'la karşılaştırabilirsiniz ama bence ondan çok çok daha iyi. Ak Gandalf'ın videosunu da yapmıştım ona da bakabilirsiniz. E yani e, şu an ölüm getirenler çok güçlü olduğu için bu komutan bir tık daha üstte gözüküyor. Ondan sonra Şarkay'ın yan kolu Morgul komutanı var. Oklar var. Urdukaylar %14 daha az hasar alır. Ondan sonra arkadaşlar benim için çok önemli yeteneklerden biri olan Saruman'ın sesi var. Her turda iki düşman hedefe %30 şansla delilik oluşturur. Bunu tam seviye getirdiğinizde tüm düşman bilimlerini etkiler. Yani her turda gelip iki düşman birimini deli ediyorsunuz. Tam seviye getirdiğinizde bütün düşman bilimlerine etki ediyor. Şimdi 3 tane düşman birimi kullanacaksanız %30 şansla da delilik oluşturacak bu. Hani %30 şans da bence delilik oluşturması için güzel ve her turda olması. Ondan sonra ruh emici yeteneği var. Saruman'ın sesinin yan kolu olan iki düşman birimine %60 odak hasar oluşturur. Odak tarafından bellenir ve iki müttefik hedefe %60 HP inler. Odak tarafından bellenir. Bu yetenek Sauron'daki yetenek. Bu yetenekten bıktım ben. Abi bir vuruyor o 20k 20 can iyileştiriyor ya. Bir vuruşta 20k 20 can mı iyileştirilir ya? şimdi adam yapıyor Sauron'u 600 odak. Bir koyuyor 20 k 20 kayıt. HP yeniliyor. Ve arkadaşlar şimdi Palantir Kain yeteneğine geldik. Ee... Eski Saruman videosunda da bahsetmiştim. Palantir kahini mükemmel bir yetenek. Baktığınızda kendisi %25 şansla iki turluğuna delilik alır. Hiçbir şey alsın delilik. Çünkü kendisi vurmuyor zaten. Diyor ki iki müttefik birim sonraki iki vuruş için hasar alımını %28 düşürür. Ve odak tarafından belli. Şimdi şöyle düşünün. iki tane müttefik hedef deli olsa da olmasa da bu yetenek etkinleşecek. Bir turda bir geliyor. Şimdi beni dinle. iki tane müttefik birim hasar alımını düşertiyorsun. %28. Odaktan sallayalım %35 oldu. Düz yuvarlayalım. Daha fazla oluyor da. Ölüm getirenin alacağı hasarı %35 düşüktün. Ama bir vuruş için değil. iki vuruşluk için düşürtüyorsun. Anladınız mı? Yani bir tane vurdu %35 düşürttü Bir tane daha vurup %35 düşürtecek çok çok iyi yani. Ve bir turda bir geliyor. Anladınız mı? Birinci tur gelmeyecek. ikinci tur geliyor bu. Tamam mı? İkinci tur geldikten sonra üçüncü tur gelmiyor, dördüncü tur tekrar geliyor. Bu yüzden de bu yetenek sahasında de Saruman'a hasar vermek imkansızlaşıyor neredeyse. Ve böyle geliştirilmiş Sarumanlar da çok çok güçlü oluyor. Kovalama yok diye belki Gilgalatlardan dahaki yer ama gerisinde yani mükemmel bir Saruman. Karşımızda böyle bir Ark Gandalf var. Baktığımızda yetenekleri falan güzel itemlerde doğru şekilde verilmiş. Ama bizim tabii ki itemlere göre düşük bir itemleri var. Sonuçlara baktığımızda 118k hasar almışız. Bunun 38k'sını iyileştirmişiz. Karşı tarafa da 300k hasar vermişiz. Bunun 18k'sını Gandalf iyileştirmiş. Ama burada da gördüğünüz gibi hani... E, ordu düzenine de bakın. 3500 tane ölüm getiren kullanmış. Bu da hani çok çok iyi. Zaten hasarın çoğunu ölüm getirenler vuruyor. Karşımızda böyle bir Divalin var. İtemleri falan güzel. Hani özel itemini de geliştirirse mükemmel bir Divalin olacaktır. Ama özel iteminizi almanızı tavsiye etmem. Zaten yeni güncellemeyle artık özel itemleri de bozabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi doğru şekilde yetenek dağılımı da yapmış. Sonuçlara baktığımızda 100k hasar almışız ve bunun 25k'sını iyileştirmişiz. Ve karşı tarafa da toplamda 393k hasar verip onu teklemişiz. Sıradaki raporumuzda karşımızda isildir var. Benim isildirimde mor itemler hani henüz koca çekiş falan alınmamış. Mor itemler ve ordusuna da baktığınızda e, rastgele koyulmuş bu ordu çünkü artık ordu kalmamıştı. E, zaten saruman itemlerini de biliyorsunuz. E, Tabii ki buna bahane değil. Hani Esim zaten güçlü bir oyuncu. Ee, burada da baktığınızda 4000 tane ölüm getiren kullanmış. Sonuçlara baktığımızda 97k. Ben vurmuşum 23k'sını iyileştirmiş ve bize 366k hasar vermiş. Direkt işi bitirmiş yani. Burada hasarların detayına baktığımızda Saruman 40k vurmuş ve ölüm getirenler 193k hasar vermiş. Gördüğünüz gibi hasar yükünü sırtlıyor yani. Ee, Tabii ki sonuçlar daha farklı olabilirdi. Bu tartışılır hani. Ama burada da gördüğünüz gibi ölüm getirenler 193k hasarı vurmuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Karşımızda böyle bir Eomer var. Baktığımızda hasar veren yeteneklere vermiş. Hani hasar vurmasına yönelik yetenek dağılımı yapmış. Sonuçlara baktığımızda 171k hasar almışız. Bunun 25k'sını iyileştirmişiz. 97k Eomer 87k'da ordu vurmuş. Bence o itemlerle bu sarımana çok güzel hasar vermiş ee, ve toplamda. Saruman'da 346k hasar çıkartmış. Bunun 281k'sını orada vurmuş. Saruman'da 51k vurmuş. Gördüğünüz gibi Saruman'da güzel vuruyor yani. 50k'lık hasarda boş bir hasar değil. Burada sonuçlara baktığımızda hepsi çok güzel bir şekilde vurmuş. Saruman'da vurmuş. Ezciler 8 k vurmuş. Ve 150k'da ölüm getirenler vurmuş. Bence güzel. Hani ölüm getirenler bu kadar vaflaması çok çok iyi. Benim eski videomda hani Saruman videosunda morgular beytleri baflı. Evet arkadaşlar videoyu çok uzun tutmak istemiyorum çünkü hem güncelleme ile ilgili bazı şeylerden bahsettik hem de Saruman'ın kısa bir şekilde balina olan bir şekilde bahsettim arkadaşlar çok öyle rapor bulamadım dediğim gibi son günlerde yoğundum kusura bakmayın ama dediğim gibi ileriki günlerde gelecek güncelleme hakkında bilgiler vereceğim raporlar az oldu biliyorum kusura bakmayın ama bu seferlik böyle olsun izlediğiniz için çok teşekkür ederim bay bay